Bugün günlerden 6 Ağustos Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemi ile karşınızdayız. Ege Üniversitesi Yüksek Öğretimde Veriye Dayalı Stratejik Uygulamalar Toplantısı Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörü Profesör Doktor Adem Kalınlı'nın katılımıyla gerçekleşti. Değerlendirme toplantısına Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Senato üyeleri, fakülte dekanları, bölüm başkanları ve akademisyenler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Ege Üniversitesi güçlü araştırma altyapısı ve köklü akademik geleneğiyle konumunu her geçen gün daha da ileriye taşıyor dedi. Yakalamış olduğumuz bu ivmeyi 66 yıldır ilerlediğimiz bilim yolculuğunda başarıya attığımız er adımı kuvvetlendiren değerlerimize borçluyuz. Bu değerlerimiz yetkin akademik kadromuz, köklü akademik mirasımız ve sürekli öğrenmeyi ilke eden, edinen öğrencilerimiz. Bizlere Ege Üniversitesi yapan tüm bu zenginliklerimizin yanı sıra gelişim odaklı kurumsal politikalarımız, yenilikçi ve çağdaş yönetim anlayışımız, bilime ve ülkemize olan adanmışlığımız ise başarılarımızın ardındaki diğer kilit unsurlar olarak öne çıkmaktadır. Biliyoruz ki özellikle 21. yüzyılda bu yüzyılla birlikte değişim ve gelişim kavramları pek çok sektörde başarının anahtar kavramları olarak öne çıktı. Bugün başarılarla andığımız tüm kurumların ortak paydası gerek sistemleri gerek uygulamalarıyla çağa yön veren yeniliklere entegre olmalarıdır. Sunumunda yüksek öğretimde veri değerlendirme kriterleri hakkında bilgiler veren Profesör Doktor Kalınlı Ege Üniversitesi'nin kurumsal verilerini ve son 4 yılda kat ettiği yükselişi değerlendirdi. Değerli hocamızın e, görevi devraldıktan sonra ilk dönemleriydi zannediyorum. Kıymetli hocamızla bir araya geldik ve hocamızın e, bu kurumun yüksek bir potansiyeli var. Ee, bunu nasıl ortaya çıkartırız ve mümkün olduğu kadar nasıl ileri taşırız heyecanını bugün de e, aynı e, yüksek düzeyde görmek gerçekten e, bizleri de fazlasıyla memnun ediyor. E, çünkü e, başarmak için önce inanmak gerekiyor. Eğer siz başaracağınıza dair şüpheye düşerseniz, kaybetmeye başladınız demektir. Başarısızlığa doğru gidiyorsunuz demektir. E, malumunuz başaranlar inananlardır. Başaracağına şüphe etmeyenlerdir. Konferans sonunda Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Profesör Doktor Adem Kalınlı'ya katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Ege Üniversitesi'nde Doğru Tercih Doğru Gelecek temasıyla Ege Üniversitesi çevrim içi tanıtım ve tercih günleri başladı. İki gün süren etkinlikte aday öğrenciler online seminer, tercihler için online danışmanlık, tercih robotu, kampüsten canlı bağlantılar, online kampüs turlarıyla Ege Üniversitesi'ni tüm yönleriyle tanıma fırsatı buldular. Tanıtım ve tercih günlerinde bu yıl aday öğrenciler için büyük spor salonu önünde tüm fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları tarafından tanıtım standları kuruldu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, tanıtım standlarını ziyaret ederek aday öğrencilerle bir araya geldi. Ege Üniversitesi, öğrencilerinin daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Merkez kampüste yapılan yurt inşaatlarının yanı sıra, Bergama Meslek Yüksek Okulu Yusuf Kemalettin Perin yerleşkesinde 500 yataklı öğrenci yurdunun yapımına başlandı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budağ'ın girişimleri neticesinde Bergama Meslek Yüksek yapımına başlanan 500 yataklı öğrenci yurdu Eylül ayında tamamlanacak. Bergama kampüsü içinde inşa edilen sosyal altyapının öğrencilerin her türlü ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Rektör Budak, yurdun iki yurt ve bir idare sosyal tesis olarak hizmet verecek şekilde üç bloktan oluşacağını söyledi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.